Herkese merhaba efendim. Bugün 31 Ağustos 2020 ve bir e, Mustar yayınında Tarık Torosla Manşette haftanın ilk günü ilk yayınıyla daha huzurlardayız efendim. Hoş geldiniz. Zafer haftası geride kaldı. Umarım artık işimize bakabiliriz. Hay Bağdat bir tweet atmıştı dün ben de RT'ledim. Yani milli bayramlar falan hani kutlama falan bittiyse gerçek gündeme dönebilir miyiz diye. Bugün 31 Ağustos herhalde gerçek gündeme dönebiliriz. İzin var mı? Diyebilirsin ki sen Zafer Haftası'na fem alıyorsun? Hayır ben Zafer Haftası'na hafife almıyorum. Büyük bir kuvançtır, onurdur. Fakat son 7-8 senedir ne milli ne dini hiçbir bayramı idrak etmeyen, kutlamayan, bayramlaşmayan biri olarak biraz gündemimize bakalım. İşler düzelirse zaten 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de hakkıyla kutlanır. Ramazanlar, kurbanlar hakkıyla idrak edilir. Öyle bakıyorum. Dünden bugüne daha doğrusu hafta sonuna damgasını vuran pek çok şey var. Burada her şeyi ekrana getirmek zorunda da değiliz onu söyleyeyim. Belli başlı konuları seçiyorum ve onu üzerine konuşuyorum. Zaten yarım saatle sınırlanan bir yayında her şeyi konuşamazsınız da yani. Burası bir ana haber bülteni değil. Ana haber bülteninde bile ülkenin her gelişmesi olmaz zaten. Ana haber bülteni bir seçkidir. Haber merkezi bir tercihte bulunur vesaire. Ama dünden bu yana ülkenin konuştuğu konular söz konusu olduğunda elbette... E, ...bizim de e, temas etmemiz ve geçmiş olsun dememiz gerekiyor. Kime? Barış Atay'a. Barış Atay e, bir milletvekili ve... E, şu attığı tweet'in ardından işte Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla mesajları ortaya çıkmış vesaire. Bu bir zanlı biliyorsunuz. Ee, Seri bir tecavüzcüyü korudun, kolladın Süleyman Soylu diye bir tweet attı Barış Atay. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için uğraşacağız. Yani milletvekili olarak esasen eleştiri hakkını kullanmış ama ağır bir eleştiri. Tecavüzcüyü koruma kollama ile suçluyor. İçişleri Bakanı, Gelişmiş ülkelerde Batı demokrasilerde çok daha ağırları var ama Türkiye'nin tabi kaldıracağı bir şey değil. Bu tabi Süleyman Soylu da kaldıramamış ve İçişleri Bakanı o tweet'i alıntılayarak benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur diye yani bir cevap verip ne bileyim bana nasıl böyle tecavüzü koruma kollama şeyi yapıyorsun falan gibi Esasen haklıyken iken kendisini savunma noktasında bu sefer karşıdan aldığı topu sert bir şekilde ona iade ediyor ve tecavüzcü diyor. Şimdi öyle olunca dikkat yakalanma falan Tuman'ın kollayıcısı bilmem ne işte o HDP'de ilişkilendirilen milletvekili. Her neyse dikkat yakalama ve daha sonra da Barış Atay'a saldırı oldu. Büyük geçmiş olsun, sağlık durumu iyiymiş, nerede kalmıştık diye de bir tweet atmış. Büyük geçmiş olsun ama Türkiye'nin geldiği nokta budur. İçişleri Bakanı size hedef gösterir ve birileri gelir onun gereğini yerine getirir. Daha sonra İçişleri Bakanı bundan dolayı canının sıkıldığını gösterir. Gösteren herhangi bir tweet de atmaz, herhangi bir işaret veya herhangi bir şeyde de bulunmaz. Saatler geçti, üzerinden belki gün geçti, tık yok. Yani ha, belki olur fakat olursa artık çok geç olmuştur anında sen tepkini göstereceksin. Yani biz bırakın biz işte efendim Twitter'da çarpışalım, bırakın biz polemimizi yapalım ama siz araya girince olmuyor böyle falan gibi bir şey demesi icap eder ama öyle diyecek birisi değil. Çünkü e, hedefine ulaştı. Şimdi başka şeyler e, oluyor Süleyman Soylu deyince Süleyman Soylu'nun bir e, adamı var Fevzi Sevgili e, bu adamının ismi Bakan e, müşavirliği e, Bakan danışmanlığı yapmış e, bu da bakan'dan hesapsız değil şey bakan'dan e, bağımsız bir tweet değil Cümbüş e, Cumhurbaşkanı'na arzda bulunmuş efendim Bakan müşaviri Fevzi Sevgili Süleyman Soylu'nun Süleyman Soylu'nun müşaviri Basın sözcüsü veya yardımcısı veya adamı diyelim biz yani sıfatının ne olduğu önemli değil. Eski müşavir falan da olabilir. Hiç önemli değil. Diyor ki dün geceden beri bütün terör örgütleri ve destekleyicileri bilinçli organize şekilde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya saldırıyor, hakaret ediyorlar. Milletimiz bunlara elbette gerekli cevabı veriyor ve vermeye devam edecektir. Bak, yani orada linç'i de haklı gören bir şey var burada. Üzücü olan durum şudur. AK Parti'de il başkanlığı yapmış biri olarak görüyor ve söylüyorum. Ha, AK Parti İl Başkanı da yapmış. Ne AK Parti Genel Merkezinden, ne kadın kolları, gençlik kolları, milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek tweet görmedim. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma bu mudur diyor. Gözden kaçırılan sanırım şu. Bu saldırı bireysel, şahsi saldırı değil. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimizi korur, destek olmazsak bu saldırılar partinin her kademesinde artarak devam edecektir. Üzülmemek, üzülmemek elde değil. Ağır bir şey yani zaten parti çatlamış orta yerinden patır patır gidiyor. Birazdan Erdoğan'a güven endeksini filan da göreceksiniz. İşte AKP'yi Soylu'nun adamı AKP'yi Erdoğan'a şikayet ediyor bu tweetlerle. Fakat dediğim gibi artık etekleri de tutuşmuş durumda. Yangın bacayı sarmış durumda. Buradan da bir yere gitmez. Ama siyasetin üslubu bakın yani üslup demişken. Şimdi Anıtkabir... Anıt kabire anır kabir yazmış. E, Akit TV, KJ'de, televizyon KJ'sinde. Türkçe klavyeye baktığınızda T harfi ile R harfi alt alta üst üste. F klavyeden bahsediyorum. El kayması olabilir. E, KJ operatörünün F klavyeye bakarak söylüyorum. Q klavyede nasıldır bilmiyorum. Akit TV şöyle yapmış böyle yapmış. O da zaten bu işin e, sehven olduğunu söylemiş bilmem ne filan. Bunların hepsini geçeceğiz. Akit TV'nin Atatürk hakkında, Anıtkabir hakkında ne düşündüğü belli ya. Yani Atatürk hakkında işte Deccal yayınlarını yapan, bırak diktatörü, otoriteri şunu bunu falan. Yani Deccal yayınları yapan bir yayın organından falan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla bu şekilde yazması çok böyle olağan dışı bir şey değil. Ha, bunun üzerinde şimdi Rütük harekete geçecekmiş de bilmem ne hiçbir şey de olmaz. Fakat üstüme bakar mısınız? Hidayet Vahapol diye MHP Üst yönetimindeki bir isim şunu söylüyor. Geldikleri gibi gitmediler. Kimi itini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini bıraktı. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil. Nezen Tevfik'in satırlarını yazmış ama Hidayet Vahapoğlu ben de affınıza mağruren aynen okudum. Ya duruma bak ya. Seviyeye bak yani. Nezen Tevfik bunu bir şiir olarak yazdı diyesen her yere bunu yamayacak mısın? Geçeceğiz yani. Dönelim aydınlıkla başlayalım e, basın turuna uzay çağı dedik de birazdan geleceğiz niye uzay çağı dedik uzay çağı 30 ağustos coşkuyla kutlandı mevcideyiz diyor bekle Yunanistan geliyoruz o arada efendim sağlık bakanlığının artık açıkladığı verilere kimseler inanmıyor e, %60'ın üzerinde bir inanmama olayı var birazdan o oranları da ekrana getireceğim. Ee, ...toplumun koronavirüsle ilgili algısını araştırmak için anket yaptıracakmış efendim evlere şenlik. 1 milyon 100 bin TL'ye de ihaleyi Genar'ın başkanı İhsan Aktaş'a vermiş. <laughs> Onu mutsuz edecek bir sonuç çıkmaz herhalde. 15 Temmuz gazisi sayısı her yıl değişiyormuş. İddia AKP'liler gazi yapılmış. Kim bu 500 kişi diyor... 15 Temmuz 15 Temmuz değil ki onunki yani oradaki şehit, oradaki gazi, onun hesabı falan şey yapıyorsunuz yani. 15 Temmuz'a bir bakacaksın ki kim şehit, kim gazi o zaman ortaya çıksın yani. Ebru Timtik'in ölümünden sonra e, avukat Aytaç Ünsal'ın durumu da kritik. Babası seslenmiş, evrenselden getiriyorum. Tek çocuğum o benim, sesimi duyun oğlum ölmesin. Gene bir korona haberi. Makine mühendisi Filiz Pehlivan, bağlı nemle enfeksiyon riski arasında ilişki var." demiş. "Kış aylarında kapalı mekanlarda bağlı nem oranının düşmesiyle salgın riski neredeyse 5 kat artıyor." demiş. Yeni Çağ'dan getirdik. Gene yeni Asya'dan salgın kontrolden çıktı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. "Günlük vaka sayısı iyileşenin üstünde demek. Aslında en az 10 katı kadar olduğu anlamına gelir. Çünkü vakaların %90'ı belirtisiz seyrediyor. Bu sebeple aslında vakalar bilinenden çok daha yüksek demiş. Aşağıdaki haber çok daha dikkat çekici. İki büyükşehir belediye başkanı İstanbul ve Ankara rakamlar gerçekleri söylemiyor diyor. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da toplam 565 563 kişi öldü demiş yani. Evet. O arada Barış Atay'ı görmeyenler CHP'li başkanı görüyor. Akşamdan bir haber. Fethiye Belediye Başkanı Karaca trafikte tartıştığı bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle şikayet edilmiş efendim. Akşamın birinci sayfasında kocaman haber. Yarın bakın bakalım. Barış Atay'ı kaç kişine kadar görecek? Milletvekili üstelik. Vatandaşa gece yarısı vergi şoku korkusuzdan, korkusuzdan gelsin. Evet hafta sonunun şoku. Otomobil ÖTV'si artırıldı. Hangi araca kadar zam bekleniyor onları sıralamış ama. Özel okulların. KDV'si 8'den 1'e inmiş parasını peşini ödeyenler KDV indirimi alacak mı diye soruyor korkusuz bakalım ne olacak. Bu da hafta sonunun gündemiydi altın musluk çok konuşuldu ama işte Emine Hanım bir aşure yapmış da arkadaki altın kaplama musluk neyse efendim filan değeri şu kadarmış falan. Yani <laughs> Sevgi eşme güzel bir tweet atmış yani 500 euroluk kadehlerden falan bahsediyor sarayda. Yani şatafat, debdebe öyle bir noktada ki yani musluğa varıncaya kadar söylenecek çok şey var. Yarın öbür gün ortaya döküldüğünde yani ee, cerehat öyle patlayacak ki ortalığı iltihap götürecek. Dedi dersiniz. Gazete pencere ölüm sayısı arttı. Ankara Büyük Ankara İstanbul Belediye Başkanları konuştu. Ölüm sayısı arttı diyor. Artık o kadar çok mızrap suala, e, çuvala sığmaz durumu oldu ki Sağlık Bakanlığı da 20'lerdeki rakamları bir anda 40'lara çıkarıverdi. E, o gün de rakam yanlıştı, bu rakam da yanlış. Hepsi yanlış, okumayacağım bile. Fakat e, durum artık götürülemez noktada olduğu için bakan da biraz rakamlara zam yapmak zorunda kaldı ama o da yanlış. İşte efendim Mazhar Fuat Özkan Bodrum'da konser verecekmiş de bilet satılmamış. İnanmıyorum buna. Olayın aslı şuymuş. Kelebek'ten okuyorum. Ee, i̇ddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satılmış. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı almışlar. Şimdi neyse ne ya Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'ın karısı bu adam. Ee, bu kadın. Ebru Gündeş. Kapalı kişi. Çıktığı zaman biletler yok satıyor. Yer bulunmuyor. Reza Zarabın bir numaralı rüşvetçi. <laughs> Yolsuzun önde gideni. Karısı. Hala karısı. Dolayısıyla Mazhar Fuat da gidecek her zaman bulunur. İşte Atatürkçüler falan öyle bir şey yok yani. Ege'de savaş senaryosu Cumali Önal'ın haberi. Evet. 6 mil, 12 mil haritasıyla beraber vermiş. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ama bu mesele bin yıldır gündemde olan bir şey. Hep de söylüyoruz. Hep söyledik. Freedom House birazdan haritalarla detaylı anlatacağım. Freedom House özgürlüklerle ilgili son haritası bu efendim. Özgür olmayan ülkeler kategorisinde görüyorsunuz Türkiye lider, Afrika ülkeleri var, Arabistan işte Orta Doğu ülkeleri var, görüyorsunuz. Kırmızı ülkeler özgür olmayan ülkeler. Kısmen özgür olan ülkeler işte onu sarı turuncu arası bir renkle göstermiş. Yeşil ülke ise işte özgür diyor. Orada dikkat çeken Tunus ve Kıbrıs yeşil. ...özgür ülke olarak göstermiş. Esasen İsrail'i de yeşil göstermiş ama... ...İsrail özgür bir ülke değil. Ama belki orada yaşayanlar itibariyle... ...özgür kabul edilebilir. Freedom House'un son haritası bu. Şimdi biz gelelim güncel haritaya. İşte bu. Şimdi bu haritada, bu bir uydu haritası. Güzel bir uydu haritası. Güzel bir açıdan Yunanistan ve Türkiye'yi, Ege'yi görüyor. Gerçek bir uydu haritası. Severim böyle fotoğrafları. Uzay çağında uzaydan bir fotoğrafla devam edelim, değil mi? E ee, binlerce adası var e, Yunanistan'ın Ege'de ve bu adalardan dolayı Ege Denizi'nin tamamında hak iddia ediyor. Zaten e, Ege Denizi'nin büyük bir bölümünde hakkı olduğu halde sularını 6 milden daha doğrusu kıta sahanını 6 milden 12 mile çıkartma teşebbüsü var. Evet Türkiye tahrik ediyor ama Yunanistan da tahrike tahrikle cevap veriyor. Karşılıklı bir birbirini kışkırtma hali var ve sular çok ısındı. Hiçbir zaman bu kadar yakın e, bir çatışma riski olmamış idi devamla hatta e, vurun emri falan gibi şeylerin gemilere komutanlara falan gittiği de söyleniyor ki Allah korusun. E, gelinen noktada Türkiye Ege Denizi ile ilgili konularda evet elbette haklı fakat e, dünyada ve Akdeniz arenasında yalnız. Yani Libya bile Fransa'ya gitti. İşte Mısır Yunanistan'la anlaştı. Öbürü İsrail, Lübnan, öbürü Beriki. Bir tane ülke yok. Akdeniz Havzası'nda Türkiye'nin politikalarına destek veren Avrupa Birliği dahil. Dolayısıyla herhangi bir müdahale veya herhangi bir zıtlaşma, sertleşme veya herhangi bir çatışma durumunda Türkiye'nin yapayalnız olduğunu da belirtelim. İşte Yunanistan'ın iddiası bu. Yani kaşık kadar ülke kendi kara sınırlarının beş katı Akdeniz'de hak iddia ediyor. Yunan bayraklarıyla Yunanistan'ın istediği bölge. İşte bu da başka bir açıdan. Tamam İtalya ile Yunanistan arasında ada olmadığı için tam ortadan ikiye bölünebiliyor. E peki aynı şeyi e, niçin e, Türkiye ile yapmıyorsun? E Adalarımız var. E, böyle bir şey yok. Evet. Ru Akdeniz'in kralı benim diyor. Yunanistan aslında buna Avrupa Birliği'nin ve bölge ülkelerinin Mısır'ın, Lübnan'ın, İsrail'in öbürünün birikinin de karşı çıkması gerekiyor. Yunanistan'la olan sorunların çözümü Türkiye'nin Yunanistan'da olan sorunların müzakere ve diplomasıyla çözülmesi gerektiğini düşünenler toplumun %60'ını oluşturuyor demiş metropol araştırmadan getiriyorum. Toplumun %60'ı ki buna AKP'liler de dahil müzakereyle çözülmeli diyor Yunanistan krizi %32'lik kesim gerekirse askeri güç kullanarak çözülmesi gerektiği kanısındaymış efendim. soğutmadan çayımızdan bir yudum aldık. Devam edelim. Bu da efendim meşhur misak-ı milli haritası. Bunu Wikipedia'dan aldım. Türkiye'de açık mı bilmiyorum. Aç açılmıştı ama erişim var mı yok mu fiili olarak bilmiyorum. Wikipedia'da misak-ı milli haritası bu ama misak-ı milli haritası çeşitli haritalar dönüyor. Misak-ı milli diye bir şey esersen var ama yok. Yani tam olarak okunmayan, okundu, okunulduğunda anlaşılmayan bir belge. Ne son Osmanlı Mebusen Meclisi'nin ne de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin müzakere ettiği, tanıdığı, altında imzası olan bir metin. Atatürk'ün bile karşı olduğu ifade ediliyor ve bir takım içeride mi dışarıda mı sınırlar itibariyle kara parçaları falan bahsediliyor ama belirsizlikler var. İşte en işte şey yakın haritalardan biri de bu. Ama dediğim gibi ne son Osmanlı ne de ilk Türkiye Cumhuriyeti meclisleri buna sahip çıkmış, bunu müzakere etmiş değil. Yani misak-ı milli ile herhangi bir yere yürümenin çok da fazla bir manası yok efendim. Cumhurbaşkanı görev onayına gelelim. Genel olarak düşündüğünüzde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi yapış tarzını onaylıyor musunuz diye Metropol sormuş. Daha çok sıcak Ağustos 2020 anketi bu. Evet onaylıyorum 47, hayır onaylamıyorum 46, fikrim cevap e, fikrim yok 5.9 evet Erdoğan'ın görev onayı %50'nin altında görüyorsunuz. Görev onayı zaman grafiğini getirmiş. Görev onayı e, işte 15 Temmuz'da zirveye ulaşmış görüyorsunuz. Başkanlık referandumunda 52'lerde. Eee koronavirüs salgınında bir ara gerçekten 55'lere kadar çıkmış ama sonra tekrar 47'lere kadar düşmüş. Bu kadar düşüş reis açısından alarm zillerini çaldıracak bir şey. Hükümetin koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz? %59 hayır şeffaf değil gerçekleri açıklamıyor demiş. Türkiye'nin %60'ı kabaca söylüyorum Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere inanmıyor. Bu da partiler dağılımı dahil ekranda grafiği görüyorsunuz. Hilal Nesin son günlerdeki tweetleri dikkat çekiyor gerçekten. Tamam tilkenin ayıya tecavüzünü yazan yazarı tutukladınız. 18 yaşında kıza tecavüz ederek ölümüne neden olan çavuşu neden tutuklamıyorsunuz? Tecavüzü yazmak yasak, uygulamak serbest mi? Hafta sonu sabah gazetesi Akın İpek'in İncek'teki, Ankara İncek'teki e, çiftliğine, çiftlik evine girmiş, gasp edilen bir çiftlik evi. E, Pelikan'ın yazarı, yalıdan beslenen, Pelikan yalısından beslenen Dilek Güngör, TMSF başkanıyla girmiş, FETÖ'nün yedi yıldızlı ihanet yuvası diye, iğrenç bir başlıkla ine girdik filan demişler. Rezil, rezil ötesi. Akın Bey zaten gereken cevapları verdi ama ben sadece bir rezilliği, Biraz daha ekrana yaklaştırıp çıkacağım. Akın İpek'in yatak odası deyip bu fotoğrafı da paylaştılar. Reziller. Rezil pelikan, rezil temesefe. Evet. Terbiyeniz müsaade ederse it soyu diyebilirsiniz ama etmiyorsa demeyin. Sputnik Türkiye otomotivde ÖTV değişikliği içeren karar resmi gazetede yayınlandı diyor. Bakın son maddeye. 2000 motorüstü araçlarda... ÖTV oranı %220'ye kadar çıkarıldı diyor. Ama bu bir düzenleme vesaire olarak verildi ve ithal arabaları almak zorlaştı. Ama yerli arabaları rahatlıkla alabileceksiniz diye yalan üfürdüler. İşte uzay çağı yani. İnanın buna. Libya ile ilgili mühim bir tweet atmış Kerim Has. Libya'da Serhat yönetimi ile Erdoğan arasına zannederim... E, Kara kedi girdi diyor çünkü Serraç ateşkes ilan etti Ankara'dan tık yok. Serraç Türkiye'ye gelip Hulusi Akar'la görüşen İçişleri Bakanı Fethi Başağı'yı görevden aldı Ankara'dan tık yok. Serraç Fransa yolcusu Ankara'dan tık yok. Evet doğru. Başından beri bakanın açıkladığı Covid-19 rakamları eksik ve yanlıştı diyor Suat Kınıklıoğlu. Bu bilerek yapılan bir tercihti. Memleket uzun süredir algı rıza üretimiyle idare ediliyor. Şaşılacak bir şey yok. Veysel Ok, Silivri 9 nolu cezaevine ziyarete geldim. Görüş kabinleri yetersiz olduğu için avukatlar dışarıda saatlerce aç susuz bekletiliyor. 4 saattir bekliyoruz ve hala görüşme yapamadık. İnfaz memurları daha saatlerce bekleyebilirsiniz diyor. Bu durum kabul edilemez. Kabul edilemez ama gelinen durum bu. Artık avukatlık falan da hukuk hep her şey bitti. Yani her şey çöktüğü gibi neyin, ne, neyin ayakta kaldığını da bilemiyoruz. Fakat Ahim Başyargıcı İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktor almak için Türkiye'ye geliyor. Tükürebilirsiniz. Tweet'e. Tweet'teki Ahim Başyargıcı'na. Erdoğan milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum demiş. Evet uzay çağı. Başından beri zaten uzay çağından haberler verdik. Reis de noktayı koydu. Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisi ilk uzay denemeleri. <laughs> Bu da Türkiye artık uzay liginde diye sabahta manşet oldu bugün biliyor musunuz? Yiyorlar mı? Evet yiyorlar yani. Bu da yeni Clio. Biraz evvel ÖTV oranlarından bahsetmiştim. Biner misiniz binmez misiniz bilmiyorum. Renault Clio. 254.759 TL'ymiş efendim. Evet. Her neyse. Fırtla bitirelim. Fırtla. Eskiden böyle karikatürler yapılırdı diye birisi paylaşmış Twitter'da. Ben de aynen alıntıladım. Fırt. Hatırlarım bu dergiyi. Siyasileri ne şekillerde resmederlerdi de kimse ağzını açıp bir şey demezdi. Evet. Nereden nereye? Uzay çağı. O arada Avrasya Araştırma Şirketi bir anket açıkladı. Erdoğan'a yeniden oy verir misiniz diye soruyorlar. Bu pazar seçim olsa hangi o partiye oy verirsiniz diye de soruyorlar. AKP'nin oyu Avrasya Araştırma'da %36, MHP %7 çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyle, söyleyenlerin oranı yüzde %37. Erdoğan bir daha aday olursa oy veririm diyenlerin oranı yüzde otuz yedi. Bir de bu anketler düşünün yani İçişleri Bakanı'nın bir tweetiyle adam dövülen bir ülkede yapılıyor yani. Yani insan telefonla bile yapılsa yüz yüze yapılsa nasıl yapılırsa yapısın yani görüş bildirmeye çekinebilir. Başım, başıma bir şey gelmesin diye. Bunlar görüş bildirenler. Yani Erdoğan'a bir daha oy verir misiniz diye sorulduğunda yüzde %37 evet demiş. İçlerinde korkudan da evet diyenler olabilir. Ama ona rağmen yüzde %37. Onu da belirtelim. Görev onayının 47'ye düştüğünü de biraz önce Metropol anketinden ekranlara getirmiş idik. Evet böylelikle bir manşeti daha. Hem haber turu tadında hem de yerine göre nokta analizlerle hızlıca geçirmeye çalıştık ve 24-25 dakikayı geride bıraktık. Bu sürede bitirmek en makulü daha da fazla seyircimizin, takip edenlerimizin vaktini suistimal etmek istemeyiz. Gerekirse ve değiyorsa elbette ama gerekmiyorsa ve değmiyorsa bu süre günlük haber koşusunda günün özeti veya değerlendirmesi veya dikkat çekilecek konulara dikkat çekmek anlamında yeterli. Yarın salı Turan Görür Yılmaz güne bakışla karşınızda olacak. Biz çarşamba günü tekrar manşetle konuk olmak istiyoruz efendim. Tabletlerinize, mobil telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza kabul buyurursanız. Hoşçakalın.